Yücel Koç Evet tarafız. Sabah akşam CHP borazanlığı yapanlar, hatta HDP güzellemesinden bile geri durmayanlar tarafsızlık satıyor. Biz taraflıymışız, onlar tarafsız. Evet tarafız. Taraflı olarak ne yapmışız? En başa gidip AK Parti'nin kurulduğu süreçten başlayalım. Hatta 28 Şubat'tan. Millet iradesini hiçe sayıp nüfusun yüzde kırkı olmasa da olur diyen gözü dönmüş darbecilere karşı tarafta durmuşuz. Berici otobüslerine, kamu dairelerine başörtüler, sakallar girmesin diyenlerin karşısında olmuşuz. Yeşil sermaye uydurmasıyla Anadolu sermayesine mafya gibi çöken, toplumu bu yalanlarla oturken FETÖ'yü genelkurmay karargahında ağırlayan, Atatürkçülük kılıfıyla bankaları hortumlayan, ve milletin 480 milyar dolarını Türkiye düşmanlarına peşkeş çekip çok ağır ekonomik krize yol açan darbecilerin hedefi olmuşuz mesela. Ülkenin muhafazakar her bireyini düşman safına koyanlarla hep karşı safta yer almışız. İyi ki taraf olmuşuz. Peki ya millete bunca zulüm yapılırken darbecilerin tarafında olanlar? Sırf inancından dolayı toplumun çok büyük bir kesimini aşağılayan, hakaret eden ve her türlü kötülüğe layık gören medya leşkerleri. Hiçbiri kininden ve muhafazakar kesime düşmanından vazgeçmedi görüyoruz. Değişen tek şey geçmişte yaptıklarını unutturduklarını zannetmeleri. Hokkabazlığa bakın ki 28 Şubat darbesinin ardından halkın çok büyük oyuyla iktidara gelen, milletin adamını destekleyen ve dışarıdan müdahaleyle yıkılmaması için arkasında duranlar yandaş taraflı oluyor. Muhalif takılarak 28 Şubat'a tekrar mevzi kazandırmak için çabalayanlarsa tarafsız. Evet biz tarafız. 28 Şubat sonrası yine FETÖ ile işbirliği yaptığınız her darbe girişiminizde nasıl karşı tarafta saf tuttuysak yine o taraftayız. Millet iradesine karşı attığınız her manşetin, yazdığınız her yazının, cübbeleriyle darbe için yürüyen rektörlerinizin, yargıçlarınızın her neyiniz varsa bilin ki karşı taraftayız ve bunu da onur sayıyoruz. Siz yeri geldiğinde terörü de savunursunuz, teröristi de, darbeyi de, darbeciyi de. Türkiye ile İran savaşsa İran'dan yana olurum diyebilen zihniyettir sizin tarafınız. Emin olun Yunan'la kapışsak aynı sesleri karşımızda buluruz. Suriye ile savaş durumuna geldiğimizde de bunu gördük. Ermenistan ile Azerbaycan savaşında da. İktidara gelirsek S-400'leri depoya kaldırır, Maraş'ı, Ayasofya'yı tekrar kapatırız, Doğu Akdeniz'de sondajı falan hemen bırakırız diyen tarafta değiliz biz. Ama siz tarafız diyemezsiniz çünkü izah edemezsiniz. Bakın burada bir partiden değil zihniyetten bahsediyorum. CHP elbette bir siyasi harekettir. Buraya oy vermenin de tarafı olmanın da gayrimeşru yanı yoktur. Bir gazeteci yahut medya kuruluşu da bu partiyi destekleyebilir bunu anlayabilirim. Problem bu desteğin al gibi ortadayken tarafsızlık numarası yapmasıdır. Daha da ötesi bazılarının muhalefet desteği kılıfıyla Türkiye düşmanlarına darbeci zihniyetle çanak tutması, kimilerinin de görünmediğini zannederek mezhepçi sayıkla Türkiye'yi iç çatışmaya sürükleme çabasıdır. Mahalle küçük, herkes birbirini gayet iyi tanıyor. Lebdemeden ne diyeceğini biliyor. Ülke menfaatine olan hadiselerde dahi muhaliflikle düşmanlık birbirine karışıyor ve tartışılır hale geliyorsa tarafınızı açık açık izah etmekte artık sizin işiniz arkadaş. Kim eleştirsin? Türkiye şu son 18 yılda bile ne tecrübelerden geçti, ne ayak oyunları gördü. 15 Temmuz öncesi FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olduğuna inanan insan sayısı bile çok azdı. Sonra gördük olanları. Yargıda, orduda, emniyette, diyanette, yerel yönetimlerde, hatta ve hatta ticarette. Peki iktidara çelme takmak isteyen, gizli amaçları olan sadece FETÖ mü? Buralarda PKK, DHKPC gibi örgütlerin sempatizanı yok mu mesela? 2019 mahalli seçimleri öncesi pazarda etiketlerin fırlaması tesadüf müydü? Ya seçimde amacı ulaştıktan sonra tonlarca patates ve soğanın çöplere yığılması? İçeride haini bu kadar bol bir ülke olarak her daim teyakkuzda olmamız şart. Bakın yine milli silah projelerimizi dışarıya satmaya çalışan hainler enselendi geçenlerde. Göle, baraja, tehlikeli balık cinsi salan yabancılar yakalanıyor ülkemizde. Şehirlerimizi vuramadan yakalanan teröristlerin sayısı yüzlerle ifade edilmekte. Her taraftan geliyorlar üzerimize. İstediklerini darbelerle elde edemeyenlerin ekonomik takipçilik yöntemleriyle amacına ulaşmaya çalıştığıysa çok açık. O yüzden başta gıda olmak üzere çarşı pazardaki fiyatlar Türkiye'nin istikbali için kritik önemde. Bu uyarıyı yapmakta kime düşer? Elbette milli medyaya ve iktidarın dostça dikkatini çekmek isteyen kalemlere. Gelin görün ki burada da acayip bir tezgah dönüyor. İktidara önümüne düşman eski Türkiye tetikçileri iktidara yakın bir ismin en ufak bir eleştirisini görmeye dursun. Yandaş falanca kişi iktidarı bombaladı manşeti hazırda duruyor. Onların bunu yapması normal elbette. Tuhaf olan iktidara yakın kitlenin bu tetikçilerin gazına gelmesi. Yahu iktidara yapıcı uyarıyı kaybetmeni ve yok olmanı isteyen bu tetikçiler yapmaz tabii ki sana dost olandan gelecek. Dememiz gerekmez mi? Bu tetikçiler fitne peşinde, bunlar rahatsız olduysa demek ki faydalı bir şey yazmış. Türkiye'de her iş zor da gazeteci olmak daha mı zor ne? Bayat oyunlar. Hiç durmuyorlar durmayacaklar da. Eski Türkiye'de sıkça aşina olduğumuz AK Parti döneminde de defaatle karşı karşıya geldiğimiz klasik oyunlar. Önce Boğaz içinde tezgahlanan yeni üniversite olayları kışkırtması, şimdi de muhalif isimlere yönelik saldırılar. Yanıldıkları tek şey Türkiye'nin eski Türkiye olmadığı. Devletimiz Gezi 15 Temmuz gibi büyük kalkışmalara bile müsaade etmemişken bu ucuz tezgahlara mı boyun eğecek? Karanlık ellerin saldırısını orayan Selçuk Özdağ, Orhan Uğurdoğlu ve Afşin Hatipoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnanıyorum ki bu kirli oyuna girişen provokatörler de en kısa sürede yakalanacaktır. Yücel Koç Bülent Erandaç CHP HDP oyunu bozuldu. Siyasette yıkmak için yola çıkanlar yıkılıyor. Derin ABD Avrupa mahfillerinin kurguladığı CHP'nin omurgası üzerine kurulan millet ittifakı dalmaya doğru hızla ilerliyor. CHP HDP baş başa kalmaya sürükleniyor. CHP HDP aşkından çok rahatsız olan Saadet Partisi ve Demokrat Parti Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den kaçmak için zamanlama yapıyor. İYİ Parti'nin tabanının da CHP'den uzaklaşmak için fırsat beklediği gözleniyor. PKK'ya sırtını dayayan HDP'de Ayhan Bilgen başta olmak üzere dindar muhafazakar Kürtler yeni bir parti için arayış içindeler. CHP, HDP çıkmaz sokağında bocalıyor. Batı kurgulamasıyla yanına HDP, İYİ Parti, Saadet, DP'yi alarak Cumhur İttifakı'nı yıkacağını hayal eden Kılıçdaroğlu ava giderken avlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın dostlarının seçimi kazanmasıyla havalara uçan Kılıçdaroğlu, CHP omurgası üzerine oturtulan Millet İttifakı'nın dağılma süreci karşısında uykuları kaçmış durumda. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, AK Parti oylarını tırtıklamak için parti kurarken çok sevinen bir Kılıçdaroğlu vardı. Amerika'da CHP'ye iktidara getireceğini söyleyenlerden medet uman Kılıçdaroğlu zevkten havaları uçuyordu. Kapalı kapılar ardında HDP ile gizli anayasa hazırlıkları yapıyor, İP, Saadet, DP'yi kafaya aldıklarını sanıyordu. Fakat iktidar rüyası uzun sürmedi. Kılıçdaroğlu'nun altındaki halı çekiliyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın milli görüşün ağabeyi Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaret etmesi uykularını kaçırdı. Çünkü Milliyetçi Muhafazakar Dindar Demokrat Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun darbeci vesayetçi Amerikancı zihniyetini gizliyordu. CHP üzerinden Saadet Partisi çekildiğinde CHP çıplak kalıyor, gerçekler ortaya çıkıyordu ve öyle oldu. CHP omurgası üzerine oturtulan Millet İttifakı içten sarsılmaya başladı. İyi Parti, Saadet, Demokrat Parti tabanları CHP-HDP aşkından kaçma, kopma hazırlıklarını zandırmış görünüyor. Saadet Partisi tabanı CHP-HDP aşkından çok rahatsız olduğu bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'le buluşmasından çok memnun olurken önlerinde yeni bir yol haritasının ortaya çıkmasını bir fırsat olarak değerlendiriyor. Oğuzhan Asil Türk CHP-HDP ile Saadet'in ittifakına karşı çıkıyor, SP'nin 4. ittifak arayışına geçmesini istiyordu. Buna karşılık Karamolluoğlu CHP'nin peşine takılmaktan gocunmuyor. Saadet Tabanında da tepkiyle karşılaşıyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nda moralini çok bozan Erdoğan-Asil Türk görüşmesi Millet İttifakı'nın kolonlarının çatladığını göstermesi bakımından çok dikkat çekti. Demokrat Parti'de CHP HDP aşkından rahatsız. Demokrat Parti yol ayrımında. Özellikle HDP'nin kapatılmasının konuşulduğu şu günlerde HDP'ye verilen desteğin Demokrat Parti'yi rahatsız ettiği, parti içinde CHP'den uzaklaşmayı isteyenlerin arttığı konuşuluyor. HDP'de derin kavgalar var. PKK'ya sırtını dayamış HDP yönetimi sert şekilde eleştiriliyor. Kars Belediye Başkanlığı'ndan alınan Ayhan Bilgen ve arkadaşlarının PKK ile aralarına duvar örecek bir Demokrat Parti kurmaya hazırlanıyor. Güneydoğu'da bölücü terör PKK'ya karşı yürütülen mücadele başarıyla devam ederken, Kürt vatandaşlarımızın da üzerindeki PKK baskısı çok azalmış durumda. PKK baskısından kurtulan vatandaşlarımızın yeni parti arayışları da hızlanmış görünüyor. Sonuç Siyasetin arka planındaki gelişmelere göre SP ve DP CHP'den kaçacak. İyi Parti'nin yarısı da CHP-HDP'den uzaklaşacak. Sonunda CHP Kemal Kılıçdaroğlu'yla HDP baş başa kalacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykusu kaçmasında kimin kaçsın? Bülent Erandaç